Şimdi bakın ben tekrar tekrar söylüyorum. Bu kür bir zayıflama kürü değildir. Yağ metabolizmasını sağlıklı çalıştırır, dengesizdir o, onu dengeli hale getirir ve vücudunuz yağ yakmaya başlar. Ha, vücudunuz yağ yakınca tabii ki siz ne yapıyorsunuz? Zayıflamış oluyorsunuz. Tamam. Şimdi burada kullanılacak olan üç tane malzeme var. Bunlardan bir tanesi Latince ismi olan tilia, yani kış ıhlamuru, ikincisi kuşburnu, üçüncüsü de altın otu. Yani böbreklerin dostudur altın otu. Ne yapalım hocam? 3-4 Evet. yemek kaşığı biz varsayalım hani Evet. tane 4 yemek kuşburnu kaşığı diye. tepeleme kuşburnu Evet. havanda eziyorsunuz. 10 gram tilia kış ıhlamuru. Bunları aynı anda atıyorsunuz içine, 1 litre suyun içerisine. Bakayım biraz daha at. 10 gramdan az kızım. Hocam altın otunu sonra mı koyuyoruz? Evet. Aynı anda koymamak gerekiyor, öyle mi? Evet. Birazcık daha. Tamam, yeterli. Şimdi onun arkasından kuşburnu 10 gram. 4 yemek kaşığı Su demiştiniz. kaynamaya başladıktan sonra. Evet. Evet. Bu arada 1 Ya litresi hocam. tomurcuk tomurcuk 4 yemek kaşığı yani. 20 tane filan yeter. 10 gram gelir o. Tamam, su Suyun ölçüsü kaynamaya de 1 litre değil mi başladıktan hocam? sonra efendim 1 litre suyun 1 ölçüsü. litre su, bunu 5 dakika filan kaynatın. Ondan sonra üzerine altın otu ilave edeceksiniz. Sallama çay şeklinde ise üçünü birden aynı anda atabilirsiniz. Problem yok. Evet, Hocam bu altın otu. 5 dakika kaynaya dursun. Bir de bunun yanında destekleyici şeyler de var. Yasaklar da herhalde vardır değil mi hocam? Tabii Yani onları her da şeyi bir yiyip sayar içip. mısınız Evet, mesela? sayalım hocam. Alkol tüketimi var hocam. Turşu, salamurası yapılmış her türlü besin. Soslar, özellikle soya sosu ve benzerleri. Konserve edilmiş ve fümelenmiş bütün et ve balık türleri. Evet. Salam, sucuk, sosis, pastırma, kaşar peyniri, eski kaşar ve benzeri işlenmiş gıdalar ve peynirler, konserve meyveler, aşırı olgunlaşmış ve kurutulmuş meyveler, her türlü protein bakımından zengin gıda takviyeleri. Evet. Bu arada hocam 5 dakikamız oldu. Altın otunu ekleyelim mi? Evet. Evet, hemen onu da ekleyelim hocam. Zaten 4 5 dakikamızı gram. orada konuşmaya devam ederiz. Evet. 5 Aynen. dakikada altın otuyla kaynayacak. Yine bir tutam değil Yani mi hocam? şahane bir kür bu. Yani şahane bir kür. Bunu gün içerisinde ılıdıktan sonra süzeceksiniz. 1 litre suda hazırlayabilirsiniz. Gün içerisinde 3'e, 4'e, 5'e bölün. Gidin gelin için bundan. Hocam size sık sık sorarız bu soruyu. Siz de üşenmeden cevap verirsiniz. Günde en az 1,5 litre su Evet. içmemiz gerekiyor. Kükürtlü Hele sebzeler. kaynaktan suyu içebiliyorlarsa, kaynak suyu o kadar faydalı ki kaynak suyu. Kükürtlü Evet. sebzeler hocam bol miktarda yenmeli. Lahana, brokoli, karnabahar. Tiroid hastaları için de bunu önermiyorsunuz hocam. Doğru. Mevsiminde bol domates tüketmeli. Yoğurt, süt, taze peynir yenmeli. Her türlü taze meyve ve sebzeyi yiyebiliriz. Simit, kraker, yulaf ezmesi, çavdar, patates, pirinç, makarna ve bütün baklagiller ölçülü olmak şartıyla yenilebiliyor. Kepek ve lifli gıdalar. Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden 15 dakika önce taze dereotu bir tutam tüketilmeli. Bu da sıklık. Çok tutar. Evet. Eğer çok iştahlı sofraya oturuyorsanız deneyin. Bir tutam dereotu yiyin. 5 dakika sonra gidin sofraya oturun. Bakalım iştahınız nasıl kesiliyor. Toplam 15 dakika süremiz oldu. 10 dakika affedersiniz. Hı. Ihlamurla kuşburnunu kaynattık 5 dakika. Ardından altın otunu ekleyip 5 dakikada öyle Hı. kaynattık. 10 dakika oldu ve şu an kürümüz hazır hocam. 1 litre su. Evet. Ne zaman içiyoruz hocam? Şimdi kahvaltıdan önce içebilirsiniz, kahvaltıdan sonra içebilirsiniz, öğlen yemeğinden önce. Bak içine şeker ilave etmeyeceksiniz. Onu kesin söylüyorum. Ya da her türlü tatlandırıcı değil mi Evet. hocam? Yani hangi kürü uygularsanız uygulayın, kesinlikle ve kesinlikle ne yapacaksınız? Şeker ilave İlave etmeyeceğiz. etmeyeceksiniz. Bal şifadır deyip bal ilave etmeyeceksiniz. Ağzımıza tat geliyor ama şeyin etkisi gidiyor değil mi hocam? Evet. Çünkü onun bütün etkin maddelerin etrafında şeker bağlıdır. Evet. Siz bir de şeker ilave ederseniz
etkisini azaltmış oluyorsunuz. Anladım hocam. Günde kaç defa alıyorduk bunu hocam? Günde bir defa, bunu gün içerisinde her gün taze hazırlanacak. Gün içerisinde bunu tüketeceksiniz. Bak nasıl vücudunuz yağ yakıyor. Ne kadar süre kullanmamız gerekiyor? En az bir ay. En az bir zaten ay. Zaten bir ayın sonunda fark edecekler ya. Peki bir ay içinde hocam ben 5-6 kilo verdim. Fakat işte 20 kilo fazlam var. Devam etmeli miyim yoksa ara mı vermeliyim? Gayet tabii, hiçbir mahsuru yok. Hiçbir zararı da yok. Ara